Ürdün'ün kuzeydoğusundaki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir askeri üsse insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi ve saldırı sonucu 3 Amerikan askeri yaşamını yitirdi. Çok sayıda askerin de yaralandığı bilgisi var. Amerikan Başkanı Joe Biden saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Orta Doğu'da gerilim bir kez daha zirveye ulaştı. İran destekli Şii gruplar Ürdün'ün Suriye sınırında Amerika Birleşik Devletleri üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldı. ABD 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'da ilk kez askerini kaybetti. Saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü ve en az 34 askerin yaralandığı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. "Kendi belirlediğimiz zaman ve şekilde saldırıya gerekli cevabı vereceğiz," dedi. Ürdün hükümet sözcüsünden de açıklama geldi. Sözcü Mubaydin, ABD askerlerine hedef alan saldırının kendi topraklarında gerçekleşmediğini söyledi. Suriye sınırındaki teneffüsü hedef alındı dedi. ABD'nin bölgedeki üssü hedef alan İHA'yı hava savunma sistemiyle neden önleyemediyse henüz belli değil. Daha önce Irak ve Suriye'deki üslerine yapılan saldırılarda hava savunma sistemlerinin etkin kullanıldığı biliniyordu. Pentagon yetkilileri sorunun kaynağını belirlemek için inceleme başlattı. Saldırıya ABD yönetiminden ve Senato'dan da tepkiler geldi. ABD Başkan Yardımcısı Harris, "Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız," ifadesini kullandı. ABD'li Senatör Graham ise Biden yönetimine sadece bu saldırıyı misilleme için değil, aynı zamanda gelecekteki olası saldırılara karşı caydırıcı olarak da İran'daki önemli hedefleri vurmaya çağırdı.